ben sizinle gurur duyuyorum. Büyük olan sizsiniz, ben sizinle gurur duyuyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Şunu hissediyorum. Bu il, bu ilde doğdum. Bu ilde ekmek yedim. Bu ilde ekmek yedim. Nevruz Bayramı'nda gittim. Abilerimin, dedelerimin, halalarımın yumurtasını aldım. Fıstık aldım, fındık aldım. Onu helal ettirmem lazım. Öğlene kadar çalışacağım. Öğlene kadar sizin olacağım. Sizlere gerçekten gönül dolusu teşekkür ediyorum. Çünkü Rabbime şükür ediyorum. Böyle bir sevgiyi Rabbim herkese nasip etsin. Ve bu millete, Iğdırlı'ya hizmet etmeyi, onların emrinde olmayı, onlara bir şeyler yapmayı Rabbim nasip etsin, Rabbim beni utandırmasın. Ortaokul yıllarından beri gittiğim her yerde, her okulda, her sınıfta. Dün eski anı defterlerimi karıştırdım. Lise arkadaşlarımın not defterlerine yazdıklarıma baktım. Herkes şunu yazmış. Bir insan bu kadar Iğdır sevdalısı olur mu diye. Küçüklüğümden beri bu sevdayı yaşadım. Benim annem babam Almanya'daydı. Bazen yaz tatillerinde okullar kapandığında Almanya'ya giderdim. Yemin ediyorum sizlere, 2 hafta sonra ağlamaya başlardım. Iğdır'ı siyasete girmeyi hiçbir şekilde düşünmüyordum. 2 yıl önce, 3 yıl önce Iğdır Spor Kulübü'nü aldım. Çünkü ben gençlerin ve çocukların geleceğini şöyle ki 2 yılda şunu gördüm. Gırtlaklarımız patlayıncaya kadar omuz omuza, yürek yüreğe Iğdır Spor diye aykırdık. Bu birlik beraberliğin en güzel örneğiydi. Biz geçen yıl İskenderunspor'a finallerde penaltılarda kaybettik malumunuz. İnanın o gün bunda da bir hayır vardır kesinlikle. Kendi kendime şöyle bir soru çıkardım. Dedim ki iyi günde sevinçle insanların bir arada olması kolay. Yani toyla oynamak kolay. Önemli olan üzüntüde, kederde birlikte olmak. Rabbim dedim bize bunu nasip etti sanırım. İnşallah Rabbim bu pazar ve salı günü de sevinçle birlikte olmayı nasip etsin. Iğdır'ın temel sorunu işsizlik. Bundan fikir miyiz? Ve inanılmaz genç nüfusumuz var. Çocuklarımız pırıl pırıl ve bunlar yarın bu şehrin, bu ülkenin gençleri olacaklar. Son 2 yılda, 3 yılda yaptıklarım ortada. Bilenler biliyor, bilenler de bilmeyenlere söylesin.
Nerede hazırladık birkaç tane yaptığımız şeyi. Son 10 gündür harıl harıl tanıdığım bütün iş adamlarıyla telefon görüşmesi yapıyorum. Kendi imkanımla, kendi gücümle açacağım fabrikalara başlıyorum zaten. Evet, annem babam orada, ellerinizden öpüyorum. Ve inanın, konuştuğum, görüştüğüm bütün iş adamları, arkadaşlarım, bunların içinde ıdırlı olanlar da var. Bana verdikleri söz şu: sen oradaysan biz oradayız. Bundan sonra Iğdır göç vermeyecek, tersine Iğdırlılar buraya gelecek, biz eşimize, dostumuza, akrabamıza kavuşmuş olacağız. Değil, benimki bir evladınız, bir kardeşinizin sözü, sözüm sözdür. Sonlarında tarım yapanlara bakıyoruz. İnanılmaz verimli çalışıyorlar. Şuna köylerde söz verdim. Gelecek yıl Ekim döneminde bir asla ve kata su sorunu olmayacak. Asla ve kata. Buna söz veriyorum. İki. Bundan sonra şunu sorayım. Bana dediler ki, birkaç projelerini anlattılar. İnanılmaz güzel projelerdi. Peki niye yapıyorsunuz dedim. Bize öncülük eden yok dediler. Bizim elimizden tutan yok dediler. Ben bu gençlere söz veriyorum. Bundan sonra öncülük yapıp sizin elinizden tutacağım, söz veriyorum. Aralık. TİGEM'i Türkiye'nin en verimli alanı yapmaya söz veriyorum. Ve Aralık'a bir gübre fabrikası, yem fabrikası yapmaya söz veriyorum. Başka da hiçbir amacım yok. Iğdır'a hizmet etmek. Iğdır'ın gencine, Iğdır'ın kadınına, Iğdır'ın çocuğuna hizmet etmek. Şöyle. Sizlerin beni çok sevdiğinizi biliyorum. Hiç şüphem yok. Ben burada
Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Bana bu görevi verip sizlere hizmet etme onurunu yaşattığı için. Güneşin doğduğu ile Avrupa'nın en hava kirliliği en yüksek il olması yakışıyor mu? Yakışıyor mu? Peki doğal gazı getiriyor muyuz? Getiriyor muyuz? Benden söz doğal gaz burada olacak. Köylerinde dahi olacak. Ülke adına da önemli yatırımlar, önemli hizmetler yapıldı. Peki, biz Iğdır'ı neden Türkiye yüz yılında Türkiye'nin birinci ili yapmayalım? Bir nedeni var mı? Yapabilir miyiz? Yapabilir miyiz? O zaman şöyle, hep birlikte ama bana destek vermeye söz veriyor musunuz? Söz veriyor musunuz? Gençler söz veriyor musunuz? Kadınlar söz veriyor musunuz? Hiç kimse lütfen şunu unutmasın. Bu çocukların, geleceğimiz olan bu çocukların vebali bizim üstümüzde. Yarın çocuklarımız ve gençlerimiz bize hesap sorduğunda o hesabı veremeyebiliriz. Sizlerden ricam, herkes elini vicdanına koysun. Evlatlarımız için